Örnekler klasörünüz içerisinden mekanik kol isimli dosyaya girin ve montaj tam SLD ASM dosyasını açın. Montajda parçaların doğru görünmesi, doğru seçilmesi çok önemlidir. Aynen parçalarda olduğu gibi gelip çeşitli görünüşleri açabilirsiniz, tel kafesler. Ki bu mekanizma bu arada çalışan bir mekanizma. Onu da söyleyeyim size. Veya işte gizli çizgileri de açarsınız. İş biraz karışır. Biraz daha zorlarsanız ekranda parçaların görünmesi biraz zorlaşacaktır tabii ki. Genelde bu yüzden ya gölgeli ya da gölgeli ve kenarlıyı kullanırız. Mekanizmaları rahat görmek için. Hemen yanındaysa dikkat ederseniz çeşitli açılardan görme mümkün. Bu size kalmış. İki pencerede, üç pencerede bölerek çalışalım. Beni ilgilendiren iki ayrı şey var. Birincisi kesit. Bu kesitle ilgili zaten bir videomuz var, izlersiniz. Montajın içerisindeki kesiti bir sonraki videoda görürsünüz. Bu kesitte üst taraflar ne oluyor, alt taraflar ne oluyor? İkincisi ise parçaları saklama, pasifleştirme ve gizleme. Parçaları gelip eğer saklarsanız, bakın üçü de yan yana. Dikkat ettiniz mi? Üçünü de şöyle göstereyim size. Şu, şu ve şu. Geldiniz bir parçayı seçtiniz. Veya şu öndeki kolla başlayalım. Seçtiniz. Sağ tıklasanız da bu menü çıkıyor. Sol tıklasanız da çıkıyor. Gizle derseniz parça oradan yok olur. Unsur ağacında da şeffaflaşır şuradaki gibi. Ama aslında varmış gibi çalışır. Ve işlemciden RAM de yer bulsun da. Yani işlemciniz aynı miktarda yorulur. Sadece ekran kartı görselliği biraz yavaşlattığı için o sorun azıcık %1, %2 bir az yorar iş bilgisayarınızı. Tekrardan o parçayı geri getirmek istiyorsanız mutlaka unsur ağacına gelip bileşeni göstermeniz lazım. Bu çok büyük bir marifet değil, çok bir faydası yok bilgisayara. Şunun bilgisayara faydası var. Pasifleştir. Bakın gizle var, şeffaflığı değiştir var, pasifleştir var. Pasifleştir anlatıyorum. Pasifleştir dediğin zaman parça anında yok olur ve ilişkileri de kopar. Görüyor musunuz? Şu an onunla ilgili ilişki olmadığı için şuradaki parça saçma sapan bir hareket yapıyor. Ve SolidWorks o yokmuş gibi çalıştığı için daha rahat çalışır tabii ki. Eğer o ilişkiyi geri getirirsiniz aktifleştir deyip sistem tekrar montajlı haline geri döner ve o varmış gibi çalışmaya da devam eder. O yüzden pasifleştir yaparken de dikkat edin. Yanlış şeyleri pasifleştirmeyin. Sonuncusu ise ekran kartını çok yoran bir şey. Şeffaflığı değiştir. Bir parçanın şeffaflığını değiştirdiğin zaman gösterilecek çok öğe çıkar. Arkada, önde. Hem var, çalışıyordur, RAM'e biniyordur, hem de ekran kartına biniyordur. O yüzden parçaları cam haline, şeffaf hale getirmeden önce birkaç kere daha düşünün. Bütün parçaların görünümlerini boyayabilirsiniz. Farklı renkler atayabilirsiniz. Son olarak bunu göstereceğim. Bu arada şunun şeffaflığını geri getireyim. Eğer bir parçanın üzerine sağ tıklarsanız görünümlerde bakın şu aşağıdan yukarı doğru bir hiyerarşi çıkıyor. Lütfen en üsttekini seçin. O zaman o parçayı seçmiş olursunuz. Ve sonra istediğiniz gibi burada renk verin. Yani artık ne rengi verirsiniz, bu size kalmış. Montajda görünümleri öğrendik.